Evet değerli Habererk takipçileri. Bugün Ülkücü'nün seyir defterinde siyasette liyakat ve ciddiyeti konuşmak istiyorum. Laubali bir takım söylemlerden, hele hele özgül ağırlığı, Türk milletinin kendisinden beklediği önemli işler varken bir stand-up şovcu gibi, bir ergen çocuk gibi efendim hareketler yapan siyasetçilerden, aydınlardan, gazetecilerden hakikaten halkımız bıktı. Dolayısıyla siyasette bakın milletvekilleriniz, milletvekili adayları yanınıza geldiğinde onlara biraz sorular sorun. Size nasıl cevaplar verdiklerine bakın. Hangi dili kullandıklarına bakın. Hangi mimikleri kullandıklarına bakın. Hangi kültüre mensup olduklarını, ne kadar çaplı olduklarını, çaplarının ne işe yarayacaklarını tabii ki bu çerçeve içerisinde anlayabiliriz. Evet, biz takip ediyoruz. Biz seçmeniz, halkız. Vatandaşa siyasetçi nasıl hitap ediyor? Ne kadar saygılı? Hangi dili kullanıyor? Bu çok önemli. Siyasette baktığımız zaman gerçek siyasetçi milleti korku iklimine sürüklemek yerine var olan sorunlara nasıl bir çözüm bulacağını anlatır. Ama görüyoruz ki bir kısmı yaptıklarını köpürterek daha iyisini yaparım algısıyla, bir kısmı işte durmadan insanları korkutarak işte bu biz gelmezsek başınıza şunlar gelir, biz gidersek başınıza şunlar gelir gibi çözümsüz siyaset anlayışından Türk milleti gerçekten bıktı. Artık kara bitti, deniz gözüktü. Türkiye'de kişi başına 10 bin dolar gelirden bahsediyor politikacılar. Özellikle iktidar yöneticiler. O halde 10 bin dolar herkes kendine sorsun. Evine kişi başına 10 bin dolar giriyor mu? Vallahi 1000 dolar girmeyen ev milyonlarca. Dolayısıyla şimdi şöyle, şimdi bazı siyasal İslamcılar Darül Harp diyerek haram olan şeyleri kendilerine helal görebiliyorlar. Veya bu ülkede bazı ilahiyatçı hocalardan fetva alarak hani cami derneklerine ve bu yardım derneklerinden huzur hakkı alma %20, %30'a kadar var ya, bunu almak helaldir diyorlar ya. O zaman vatandaş şunu mu demeli? Siz devlet olarak 10 bin dolar kişi başı bize gelir olduğunu söylüyorsunuz. O zaman biz bu 10 bin doları bir şekilde devletten elektrik, su, doğalgaz kaçırarak, çeşitli soygunlar yaparak, çeşitli yolsuzluklar yaparak bunu almamız helal mi diye sormaz mı? Bunu başka ülkelerde yapamazsınız. Dolayısıyla burada vermek istediğim mesaj şudur. Size gelip sizi korkutmaya çalışanlardan değil, size yarınlara umut veren, önünüze ufuklar koyan, çözüm ve çareler koyan siyasetçileri daha dikkatle dinlemenizi öneriyorum acizane. Saygılar efendim.